Ben bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Ne zaman yaşlanacaksınız? Bu gidişle yaşlanmayacağım galiba. Azıcık yorgunum. Bu ara hem çok konser trafiklerim arka arkaya geldi, hem çalışmalarım. Şikayet etmiyoruz. Yeni oturunca daha çok sıkılıyorum. Yeni albüm var mı? Yeni single var. Yeni single var. Evet. Yaz aylarında neler yapacağız? Çalışacağız gibi gözüküyor. Çalıştığım zaman mutluyum. Tatilin içine iş girdiği zaman ben yine mutlu oluyorum. Öyle görünürde bir tatil yok. Şimdi geçtiğimiz günlerde Refah'ta bir katliam yaşandı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda bir anne olarak? Bu sorunun da buna verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu 10 yıllardır devam eden, altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattınız da iki satır, aa çocuklar ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın, barış olsun demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Elbette ki dünyada İnsanların katledilmesi kimsenin oturup böyle huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe, bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Öyle değil mi? Sabaha kadar konuşabiliriz bunu. Onlar da olmasın, bu da olmasın. Hep beraber tribünlere oynarız ve içimizi rahatlatmış olur muyuz? Ben böyle düşünmüyorum. Sokak hayvanları için de aynı fikirde misiniz biliyorsunuz? Onların da uyutulması, parantez içinde öldürülmesi gündemde. Sokak hayvanları kimseyi zehirli iğneyle öldürmüyor. Kendileriyle ilgili dünyada sanki insanlarmış ve iki toplum arasında bir tartışma varmış gibi ona indirgemek çok yanlış olur. Hayvanlar da bu gezegenin bize armağanı. Şimdiye kadar bizim devletimiz, özellikle hükümetimiz son yıllarda hayvanlara ve diğer canlılara şefkatle yaklaşan yasaları hiçbir zaman benimsemedi ve çıkarmadığı için şimdi de çok umutlu değilim doğruyu söylemek gerekirse. Ama bunun bir kaynak meselesi olduğunu düşünüyorum. Kaynakların yönlendirildiği yerler genelde insani olarak algılayacağımız bu gibi projelere akıtılmıyor. Böyle söyleyeyim. En doğru böyle ifade edeceğim. Kıyafetiniz çok hoş. Yani pelerin ayrı konuşulur. Yani mayo mu diyeyim ne diyeyim siz söyleyin kıyafetinizi. Bu bir body. Cihan Nacar'ın tasarımı. Çok güzel. Cihan benim çok sevdiğim bir tasarımcı arkadaşım. Özellikle birkaç gün önce bir konserimde yine harikalar yarattı. Çok başarılı, çok yaratıcı, çok heyecanlı. Yeni bir şeyler yapmak için çok heyecan duyan bir tasarımcı arkadaşım. Onun için bizim onunla elektriğimiz çok tutuyor. Bu gece de ona ait, onun istediği, yine stylist arkadaşımı seçtiği bir tasarımla burada olmayı seçtim. Sizinle yakın zamanda artık aşk konuşabilecek Ay hiçbir zaman konuşamayacağız. Hayır, biz aşkı yaşayabiliriz de konuşmasını sevmiyorum. Son dönemde özellikle aşkların çok böyle basite indirilgeliği falan konuşuluyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani aşkın ömrü 3 ay diye nitelendirilmiş bazı sosyal medya sitelerinde falan. Ben birkaç sosyal medya sitesi öyle değerlendiriyor diye böyle değerlendiriliyor başlığı altında bunu yorum yapmam. Yani aşkın ömrü 3 ay kim diyor, kime göre, neye göre? Ben öyle düşünmüyorum. Ben gerçek sevgiye dayalı birlikteliklere inanıyorum. Zaman zaman bunların sinyalini gördüğümüz yerlerde bu sorunun cevabını bulabilecek miyiz diye ilişkilerin içinde bir şeyler tecrübe ediyoruz. Bazen yürüyor, bazen yürümüyor. Özel hayatın özel kalması gerektiğine inanıyorum. Yürümeyenler iz bırakıyor mu? Yok, hayır. Unutuyoruz, gidiyor diyorsunuz. Elbette çünkü hayat yani. Bugün ve bundan sonrası. Geçmişe bağlı kalmamak lazım. Deneyim hepsi. Zaman zaman sizi çok eleştiriyorlar. Yani çok Photoshop kullanıyor diyenler var. Sosyal medyada birazcık baktım. Ne kadar yalan söylüyorsun ki şu an. Tam anlamıyla haber bile yapmışlar efendim. Haber çıkarmak için tam bir yalan. Çok takip etmemekle birlikte hakkımda genelde ne söyleniyor bilirim. Göster. Peki. Göster. Peki. Bunu orada yalnız. Bir dakika verir misin telefonu? Buyurun. Şöyle neymiş? De göstereyim. Göster bakayım. Ne varmış burada? Yani bu kim? Zaten. Bir, kim bu mesela? Seyhan Erdoğan. Seyhan mı yazmış? Evet, zaten fitsin. Aa bunu Seyhan mı yazmış? Çok şaşırdım. Seyhan hayatında beni görmemiş o birisi de değil. Sevdiğim bir arkadaşım. Arkadaşlar ben ömrüm boyunca 34 ya da 36 beden oldum. Yani benim kendimi incelttiğim gibi bir düşünce nasıl olabilir ki? Yani o çok biraz garipsin. Şaşırdım. Çok şaşırdım. Magazinci arkadaş dememişti. Sosyal medyada yorumlar var demişti. Sosyal medyada birazcık baktım. Ne kadar yalan söylüyorsun ki şu an. Tam anlamıyla haber bile yapmışlar efendim. Demek ki gerçek olamayacak kadar iyi bir fotoğraf. Ama işte yani.